sen? Tamam. Kız. Yapma şunu. Tamam. Otur. Gebeliğin kaçıncı haftası? Yok artık gebelik falan. Gebe falan değil artık ablam. Enişte bir ablamın koluna gidiyoruz. Katil. Ama sus. Daha neyi olduğunu bile bilmiyoruz. Nereye götürüyorsunuz? Biliyorum ben nesi olduğunu. Tansiyon düştü sadece. Enişte hadi. Bir dakika doktor bey, müsaade ederseniz. Hadi ablam. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Acıyor mu? Gülfem. Neden sana katil dedi? Yani yemin ediyorum gözlerim yerinden fırlayacaktı Mesude ya. Kızım sen niye vuruyorsun el alemin kadınına şakadanak? Aklın başında mı senin? Dellendin mi sen ya? Ne dellenmesi oğlum? Cinlenmiş senin bu karın. Hanım, anam, dağlara, taşlara. Çiçek, git bir kolonya getir. Ablamın bileklerini, ellerini falan ovalım. Abla. Abla bir bak bana. Abla. Kızım niye vurdun sen kadına ya? He? Niye yapıyorsun böyle bir şey? Anlamıyorum ki ben. Katil. Çiçek getir kolonyayı, ver. Al buyur, başladı gene. Katil katil deyip duruyor bu ya. Ya abla ne dedin sen? Ya Gülfem Hanım'ı neden katil dedin? Ya kimi öldürdü? Bir şey söylesene artık ya. Abla. Nasıl vurdu sana öyle? Ben anlamıyorum. Neyi anlamıyorsun Cihan? Sen bu kızla evlenince ayaklar baş oldu. Güru'ya öyle güveniyorlar ki hepsi başıma çıktı. Görüyorsun işte. Ya ben hizmetçimden tokat yedim ya. Tokat. Mahkemenin yıllarca ezilmesinin kendince acısını çıkartıyor. Hangi cesaretle? Güru'dan aldığı cesaretle. Ne biçim laflar etti öyle? Sana katil dedi. Bana ne dediğinin farkındayım Ömer. Katil. Ha şu kelimeyi söyleyip durmaz mısın? Ha tokat yedim ya. Gülfem, tokat olayı çok saçma ve tuhaf. Haklısın. Anlıyorum seni. Ama bu katil lafı nereden çıktı? Niye böyle bir şey söyledi sana? Ben tokat yedim. Tokadı yiyen bendim. Sen kimi sorguya çekiyorsun? Benim seni sorguladığım falan yok. Böyle bir şey niye söyledi? Bu yüzden soruyorum. Ya neyi mahvetti ya? Ya ne oluyor size? Ya bir şey söylesenize. Abla sen biliyorsun değil mi? Ya ne oldu bu gece? Bir şey söyleyin ya. Çiçek tamam. Tamam sakin ol. Ben biliyorum ne olduğunu. Bebeklerini diyor ablam. Ablam bebeklerini söylüyor ya. Mahkemede bebeğini düşürdü ya. Sonra hatırlayın Gülfem bizi ilk kovduğunda buradan ablam gene hamileydi. Yine bebeğini kaybetti. Bebeklerini söylüyor işte. Değil mi abla? Gülfem, Mesude'nin suçlamaları tokattan daha ağırdı. Ben o gözü dönmüş manyağın ne kastettiğini bilmiyorum Ömer. Ben sadece yüzüme yediğim tokadı biliyorum. Ben ne kastettiğini biliyorum. Aslında biraz düşünürse Gülfem de ablamın ne kastettiğini çözebilir. Güldürü lütfen söyler misin? Ne oluyor? Bebeklerini kastediyordu. Gülfem hatırlamaz. O bizi buradan ilk kovduğu zaman ablam 6 aylık hamileydi. Kaybetti bebeğini. Bahsettiği ilk can o. İkincisi de mahkemede düşürdüğü bebek. Evet Ömer. Sorularının cevabını aldın. Şimdi kimi sorguya çekeceksin?
Gülru, ablan derhal bu evi terk edecek. Ablam duygusal bir tepki verdi. Tokat çok yanlıştı. O da farkında bunun. Ama sen de biliyorsun ki böyle hissetmek için kendince haklı sebepleri var. Bu evi terk edecek dedim. Ama önce benden gelip özür dileyecek. Çünkü ben kimsenin bebeğini düşürmedim. Ablanın düşüklerinin sorumluluğunu da o tokadı da kabul etmem mümkün değil. Gülrüm. Hatırlıyor musun? Duygu da bebeğini düşürmüştü. Senin beni suçladı. Ablan özür dilese iyi olur. Yani Mesude, vallahi bak 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi yani. Bir gün Gülfem Sipahi'ye şamarı indireceksin ha. Ne şamarı oğlum? Osmanlı tokatı, Osmanlı tokatı. Hayır ya, öyle bir şaklattı ki tokadı. Yemin ediyorum benim yanağım acıdı ya. Hayır o bir şey değil de yani. Koskoca Gülfem Sipahi. Altında kalır mı şimdi bunun? Dur bakalım nereden çıkaracak acısını. Abla. Özür dilemen lazım.